gelinim alışverişten geliyor. Tabii kendisi açıyor ama ben şimdi zili çalıyorum. Geliyor, bu kapıdan gireceği sırada gaspçı arkasından geliyor. Gelinim kapıyı açıyor, kendisi içeriye giriyor. Geldikten sonra, girdikten sonra asansöre gidiyor. Asansörde o sırada görüntüler de görülüyor. Gaspçı geliyor. Şu kapıdan giriyor içeriye. Bir dakika diyor yani. Gayet de herkes normal diyor. Birisi bir dakika dese onu bekliyor. Gaspçı geliyor. O anlar kapıdaki güvenlik kameralarıyla kapıya giriyor. Gaz spreyini sıkıyor. Elindekiler alıyor. Gelinin peşinden koşuyor. Yani gelinin Allah'tan şans eseri gözlüğü önünde, gözlüğü olduğu için gaz şeyi o sırada şey yapıyor. Dolayısıyla çıkıyor dışarıya. Sırf etraftan yardım gelir diye bağırmaya başlıyor. Saat 2'de oluyor olay. Ben 3'e çeyrek kala eve geldiğimde yanlış hatırlamıyorsam ya 6 ya 8 tane polis memuru vardı. Ve polis memurları hakikaten tebrik etmek lazım. Hem psikolojik olarak eğitilmişler. Yani bir maktulün ya bir saldırıya uğrayanın nasıl halet-i rüyada olduğunu bildiklerini bilerek kendisine yaklaştılar. Dolayısıyla gelinin polislere son derece teşekkür. Hakikaten hepsine son çok çok teşekkür ediyor. Ve olayın da bu kadar hızlı çözülmesine kesinlikle Antalya Emniyeti'nin ve genelde herhalde Türkiye Emniyeti'nin de aldığı eğitimlerden dolayı bu işte payı var. Belki oğlum olduğu için hassas bir konu. Dediğimiz gibi saat 2'de gerçekleşiyor bu olay. Saat 3'e çeyrek kala polisler buradayken oğlum teknolojiyi çok iyi kullanan bir insan. Karısının telefonunu takip ederek soygunu yapan kişinin nerede olduğunu dakika dakika, saniye saniye polislere söylüyor. Polisler anında telsizle diğer ekiplere bildiriyor ve ekipler giderek o kişiyi söylenilen yerde bulup topluyorlar. Ve dediğim gibi saat 2'de başlayan olay 3'e çeyrek kala bitiyor. 3.30'da zanlı nezarethaneye alınıyor. Bu hakikaten emniyet için bir başarı örgüsü. Ciddi bir pay da oğlumun o elindeki teknolojiyi kullanarak maktulü, suçlunun nerede olduğunu polise söylemese polis onu bu kadar hızlı yakalayamayabilirdi. Şüphesiz bugünlerde bu tip soygunlarda, gasplarda yüz tarama sistemiyle çünkü apartman kamerasından da alınan görüntüler var. Bunların sayesinde maktul büyük bir kısa bir sürede yakalandı ama 45 dakikada yakalanamazdı. O anlarda şoktaydı zaten. Her tarafım yanıyor baba diyor. Çünkü o gaz her tarafını yakmış. Ha bir de krem sürdü. Yani şokun altında ne yaptığını bilemiyordu. Şoku atlattıktan sonra 48 saattir kapıdan dışarıya çıkamıyor. O psikolojik bir travma. Tahminime göre o geçecektir. Ama inanılmaz bir travma içinde. Ev değiştirmeyi kesinlikle düşünüyorlar. Biraz daha devam edilse ülke değiştirmeyi bile düşünüyorlar.